Merhaba arkadaşlar, yeni bir bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Videomuzu izlemeden önce takipçimiz olmayı unutmayınız. Bugün sizlere bildiğiniz gibi Rusya'da 1 Mayıs'a kadar izolasyon süresi virüs salgını nedeniyle uzatıldı 1 Mayıs'a kadar. Bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü her gün o kadar çok telefon geliyor ki gerek müşterilerimizden gerek Rusya'da iş yapan yatırımcılarımızdan, çalışanlardan. Tabii herkesin sorduğu soru kimler çalışacak, kimler çalışamayacak, sokağa çıkabilir miyiz, çalışacaksak, işe gidersek bize ne olacak, ceza yazacaklar mı? Herkes kendi üretim yaptığı ürünle ilgili veya çalıştığı sektörle ilgili çalışabilir miyiz, çalışamaz mıyız diye sorular soruyorlar. Bildiğiniz gibi 1 Mayıs'a kadar uzatılan iş gününde öncelikle esas alacağımız belge devlet başkanının 2 Nisan'da yayınladığı 239 numaralı kararname. Bu kararnameye baktığımızda kimlerin çalışacağı genel hatlarıyla belirtilmiş, kimlerin çalışamayacağı yine genel hatlarıyla var. Ve bu kararnamenin önemli bölümü şehirlerin, bölgelerin, cumhuriyetlerin yönetimlerine, valilerine, başkanlarına yetkinin bırakılması. Bunlara yetki verildi. Onlar karar verecekler. Bu kararname çerçevesinde bazı kısıtlamaları genişletebilecekler veya daha da daraltabilecekler. Öncelikle bunu belirtelim. Bunun arkasından biz örnek olsun diye Moskova ile ilgili konuşalım. Moskova ve Moskova çevresi ile ilgili. Bu devlet başkanının yayınladığı kararnamenin arkasından hemen ne çıktı? Moskova Valiliği'nin yayınladığı emir çıktı. Bu emirde tamamen net bir şekilde kimlerin çalışıp kimlerin çalışamayacağı açıklanmış durumda. Öncelikle şunu bilmemizde fayda var. 1 Mayıs'a kadar olan süre bir tatil değil. Yani bu süre iş günü değil şeklinde ilan edildi. Yani iş günü değil. Bu bir bayram tatili değil. Bu bir çıkıp piknikte gezi yapma, piknik yapma, parklarda oynama bu amaçla değil. Evde herkesin kendini izole etmesi amacıyla, çalışanlara kolaylık sağlaması amacıyla ve vatandaşların daha çok birbiriyle temasının kesilmesi amacıyla alınan bir izolasyon tedbiri. Tabii bu tedbir çerçevesinde birçok sektör mağdur duruma düştü. Esas olarak amaç vatandaşların belli bir yerde toplanmasını önlemek olduğu için bundan en çok zarar gören sektör de tabii perakende sektörü. Mağazalar, gıda, restoranlar, kafeler, perakende, alışveriş merkezlerinde satış yapan her sektör bundan etkilendi. Moskova Valiliği'nin yazdığı emre baktığımızda hemen burada net bir şekilde ben söyleyebilirim. Bundan bir çekincem yok çünkü ben de birçok gerek YouTube kanalında başka hukukçuların, Rus hukukçuların, başka yorumcuların gerek videolarını izledim, gerekse internet üzerinde. Bunun nasıl yorumlanacağı ile ilgili kimse tam bir net şey söyleyemiyor. Ama burada bizim arkadaşlarımız da ofiste çalıştılar bu konuyla ilgili. Burada önemli olan valiliğin yaptığı emirde 3 numaralı 3. maddeye bakacağız. Bu maddede 3.1, 3.2, 3.2.2 diye gidiyor. Burada belli bir zaman içerisinde çalışması durdurulan işletmeler, organizasyonlar açık bir şekilde yazılmış. Eğer sizin organizasyonunuz 3. madde içerisinde yer almıyorsa çalışabilirsiniz. Bunu net bir şekilde ben söyleyebilirim. Bizim baromuzda da ilgili arkadaşlar bu konuda bir görüş bildirdiler. Bana da epey detaylı bir açıklama yazmışlar. 3. maddeyi okuduğunuzda burada yazıyor. Yani topluca vatandaşların girip ziyaret ettiği iş kolları, perakende sektörü çalışmayacak. İşte eczaneler dışında, temel tüketim maddeleri dışında. Tabii burada karşımıza iki kavram çıkıyor. Gerek devlet başkanının kararnamesinde gerekse Moskova valiliğinin yaptığı emirde
karşımıza iki kavram çıkıyor. Bu kavram nedir? Bu kavram Rusçasını söylersek tavar, pervay, neobhodimosti. Yani nedir bu? Temel tüketim ürünleri. Birinci konu bu. İkinci konu da ni prerivnye destuishi organizatsiya. Yani sürekli faaliyet gösteren organizasyonlar, firmalar. Sürekli faaliyet gösteren organizasyon ve firmalar içerisindeyseniz çalışabilirsiniz. Kimse sizi engelleyemez. Ancak burada amaç nedir? Siz sürekli faaliyet gösteren bir organizasyonsanız diyeceksiniz ki bu ne demek? Bunu da araştırdık, baktık. Bu terim 1995 yılında tamamen hukuk dilinden çıkarılmış bir terim, kanunlardan da. Mahkeme kararlarına baktık, Yargıtay kararlarına baktık. Nedir bu sürekli faaliyet gösteren organizasyonlar? Hiçbir bu konuda ne vergi dairesinin bir açıklama mektubu, ne mahkemelerde böyle bir karar bulamadık. En son nerede bulduk biliyor musunuz? Bunu da size söyleyeyim. Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun 95. ve 113. maddelerinde. Burada niye prerivne destuishi organizatsiya, yani sürekli faaliyet gösteren işletmeler, vardiya sistemi olan işletmeler olarak tanımlanıyor. Vardiya sistemi olan, yani bir grup personeliniz 1 veya 2 kişi veya 10 kişi sabah 8'de geldi, öğlen 12'de gitti. Onun yerine başka bir grup geldi, o grup gitti, başka bir grup geldi. Bu vardiya sistemi gün içinde de olabilir, akşam 7'ye kadar, 8'e kadar veya gece de olabilir. Vardiya sistemiyle çalışan işletmeler, sürekli faaliyet gören işletmeler. Ayrıca çalışması belli bir süre ara verdiğinde işletmenin gerek sermaye oranı, gerekse yatırımları açısından maddi zarara uğradığı düşünüldüğünde bu faaliyetin süreklilik arz etmesi mecbur olan işletmeler. Yani iflas edebilirler. Şimdi diyeceksiniz ki ya benim iş çamaşırı mağazam vardı alışveriş merkezinde, ben de iflas ediyorum. Yani ben süreklilik gösteren bir işletme değil miyim? Hayır, sizin konumunuz açıkça belirtilmiş. Yine dediğim gibi valilik emrinin 3 nolu maddesinde tamamen yazılmış. Perakende sektörü, dediğim gibi burada amaç insanları izole etmek. Firmaların kapanmasını, ekonominin durmasını da bir taraftan önlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla firmanız süreklilik arz eden bir firma yapısındaysa, sürekli çalışması gereken bir firma yapısındaysa çalışmanızda hiçbir sakınca yok. Yani tekrar söyleyeyim, ayrıca şunu belirteyim, videoyu sonuna kadar izleyin. Ben dönüp dönüp aynı şeyleri tekrarlamış olabilirim. Madde madde hepsine geleceğim. Dediğim gibi valiliğin yayınladığı emirde eğer firmanız 3. madde kapsamı dışında veya burada anılmıyorsa çalışabilirsiniz. Diyelim ki firmanız toptan yedek parça satıyor. Parakende değil, parakende konusunu ayırıyoruz. Yedek parça satıyor. Ne var? Deponuz var. Türkiye'den mallarınız gelmiş veya başka bir ülkeden veya üretim, Rusya'da üretim yapan bir kurumdan toptan alıyorsunuz. Toptan kendi şeylerinize veriyorsunuz. Dealerlarınıza veriyorsunuz. Efendim, bayilerinize veriyorsunuz. Çalışabilirsiniz. Bu net bir konu. İnşaat firmaları çalışabilirsiniz. Onun dışında üretim yapan başka sektörlerde, diyelim ki kuru yemiş üretimi yapıyorsunuz fabrikanızda, toptan dağıtıyorsunuz. Yine çalışabilirsiniz. Bunları çeşitlendirmek mümkün. Burada amaç sürekli faaliyet gösteren işletme kapsamında kendinizi tutmanız. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle şirketin genel müdürü bir iç yazışma yapacak. Bu iç yazışma, bilgilendirme yazışmasında diyecek ki, bunu geçmiş tarihle de yapabilirsiniz. Firmamız şu 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 faaliyetleri göstermektedir. Şu kadar sermaye ile şu kadar iş gücü, şu kadar iş makinası rakamlarla bunu belirttiğinizde
diyeceksiniz ki şirketimizi sürekli faaliyet gösteren organizasyon olarak kabul ediyorum. Bunu yayınladınız. Bunu yayınladıktan sonra gelen kontrol mekanizmalarına bunu gösterebilirsiniz. Firmanız sürekli faaliyet gösteren işletmeler kapsamında. Bunun dışında gelelim bu temel tüketim ürünlerine. Temel tüketim ürünleri kavramı da tabii eskimiş bir kavram. Niye eskimiş? İçerik olarak eskimiş. Bu açıdan temel tüketim ürünlerinin kapsamı genişledikçe parakende sektöründe de firmaların çalışmasına imkan tanınacak. Çünkü 1980 yılında, 90 yılında, 70'lerde belirlenen temel tüketim ürünleri bugün daha da arttı. 1980'de internetin temel tüketim ürünü olduğu, internet sağlayıcılarının bir temel tüketim hizmeti verdiği kimse söyleyemezdi. Ama bugün e-devlet üzerinden herkes işlemini yaptığı için internet olmadan kendimizi izolasyon yaptığımız zaman yaşamak mümkün değil. Çünkü internet üzerinden alışveriş yapabiliyoruz, ilaç siparişi verebiliyoruz, hastanelere kaydımızı yaptırıyoruz, randevu alabiliyoruz gibi gibi. İnternet üzerinden çocuklar okulda eğitim alıyorlar. Onun için mesela internet, işte telefon firmaları hepsi çalışabilecek parakende sektöründe olmalarına rağmen. Bu açıdan temel tüketim ürünlerinin de kapsamı önemli. Şimdi bakıyoruz temel tüketim ürünleri içerisinde standarttır değil mi? İşte un, ekmek, yağ, şeker, tuz, gıda maddeleri, ilaçlar vesaire. Ama bugün nedir? Benzin de bir temel tüketim maddesidir. Peki benzin temel tüketim maddesi ise araba yedek parçaları da temel tüketim maddesidir. Yani bozuk frenle yola çıkamazsınız. Farınız çalışmıyor, kırılmışsa yola çıkamazsınız ama acil bir yere gitmeniz gerekiyor. Yine ticari firmalarda araçları bozuksa bunlarla ilgili yedek parçaları temin etmek zorunda. Diyelim ki evde bir su borusu patladı. Bunun acilen yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tip acil ihtiyaçların bir kısmı da temel tüketim ürünleri içerisine alınıyor. Bu açıdan sizlere Minturut, yani Çalışma Bakanlığı ile Rospatrepnazor dediğimiz tüketici koruması ile ilgili genel denetimleri ve kuralları belirleyen kurumların gün gün yaptıkları yayınları izleyiniz. İnternetten takip etmeniz mümkün. Temel tüketim ürünlerini kapsamı her gün genişletiliyor farklı farklı konularda uygulamalara bakıldıkça. Buradan işletmenizin temel tüketim ürünü satıp satmadığını görerek işletmenize parakende sektöründe de olsa çalışabilirsiniz. Dediğim gibi bu karantina ve izole amaçlı uygulamalarda en çok zararı gören parakende sektörü ve yiyecek içecek restoran sektörü. Mesela bir müşterimiz var. Bu müşterimiz restoran, otel, işletmeler için gıda sektöründeki bir takım cihazlar, ürünler satıyor. Bunların üretimini yapıyor. Kendi parakende dükkanı da var. Bu işletmemiz parakende dükkanını açamaz ama üretimine ve toptan satmasına, inşaatlarla ilgili projelerine devam edebilir. Bunu örnek olsun diye verdim. Çünkü farklı sektörlerden farklı müşterilerimiz var. Veya tekstille ilgili üretim yapan, çanta üretimi yapan bir müşterimiz nedir? Bir deposu var. Bu depoda çanta dikimi yapıyor. Bunları parakende satamaz herhangi bir mağazasında yer varsa. Ama toptan üretimlerini araçla A noktasından B noktasına götürüp iletebilir. Çünkü bu işletme sürekli faaliyet gösteren organizasyon içinde yer almaktadır. Şimdi gelelim yine bu emrin 4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerine. Şimdi iş günü kapsamı dışında tutulduk 1 Mayıs'a kadar. Peki kimler çalışacak? Diyelim ki işletmeniz inşaat sektöründesiniz. Bir takım inşaatlarınız devam ediyor. Bu daha önce çıkan ilk kararnamede sürekli faaliyet gösteren ve göstermek zorunda olan işletmeleri tabii biz farklı algıladık. Dedik ki ya bu işletmeler çalışmasına ara veremeyen teknik sebeplerden dolayı işletmeler diye düşündük. Bu nedir? Elektrik santralleri, gaz, iletişim sektöründeki
ulaştırma sektöründeki bazı kurumlar, köprülerin tamiriyle uğraşanlar, işte hastane binası inşa edenler gibi. Ama aslında Moskova Valiliği'nin yayınladığı emirde bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Bunu nereden anlıyoruz? 4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerinde. Şimdi siz çalışıyorsunuz. Eğer 3. maddede yer alan bir kuruluş değilseniz çalışıyorsunuz. Çalışırken çalışanlarınızı 3 gruba ayırıyorsunuz. 1. Mevcut sürekli faaliyet gösteren işletmesinin faaliyetinin durmasına sebep olacak personeliniz varsa bunlar çalışacaklar. Bunları çalıştırabilirsiniz. Bu nedir? Dediğim gibi bir üretim yapıyorsunuz, o makinenin ustası var, mühendisi var veya inşaatta bir işlem yapıyorsunuz, onunla ilgili çalışanlar var. Bu çalışanlar evden çalışması mümkün değil. Veya A noktasından B noktasına bir ürününüzün ulaştırılması gerek. Bu aracın şoförü işletmenizin sürekliliğinin sağlanması için vazgeçilmez bir eleman. Bu kişi ofisinizde çalışabilir. İkinci bölüm evde çalışması, uzaktan distansiyonla dedikleri çalışmayı yapabilecek personel. Bunlar evde çalışabilir. Üçüncü grup da bu izolasyon döneminde işlerin durması nedeniyle hem size ofiste veya deponuzda lazım değil, hem evde gerekli değil. Bu kişiler de çalışmama hakkını kullanarak izinli olarak evde olacak ve bunlara maaşlarını ödeyeceksiniz. Bunu da belirteyim. Onun dışında sizlere söyleyeceğim konu nedir? Şimdi bu işletmede çalışan işçiler sizinle bir anlaşma yapmak zorundalar. Anlaşma derken dilekçeyle çalışmak istediklerini, her ne kadar çalışmama ilan, iş günü olmaması ilan edilmesine karşın 1 Mayıs'a kadar çalışacaklarını bir dilekçeyle belirtmeleri lazım. Peki bu çalışanlar evden iş yerine nasıl gelecekler? İşveren olarak bir bilgilendirme yazısını demin anlatmıştım size. Bir emir yayınlayacaksınız. Bu emirde şu tarihler arasında çalışan kişilerin isimlerini yazacaksınız. Artı işe gelecek kişilere bir sprafka dediğimiz belge vereceksiniz. Yani polis doldurursa gösterebilirler. Bu belgede şu yazacak. İşte o Mehmet işletmesi şu tarihte kurulmuştur. Sürekli faaliyet gösteren bir işletmedir. Bu kapsamda şu personelimiz şu görevde firmamızda çalışmaktadır veya çalışacaktır diye elinde bir mühürlü genel müdür tarafından imzalı belge olacak. Ayrıca bu tip işletmelerde genel müdürün iş yerinde bulunması gereklidir. Bu da sürekli faaliyet gösteren işletmelerde genel müdür olmazsa olmaz bir kuraldır. Genel müdür de gidip ofiste, depoda, üretim yerinde çalışabilir. Tekrar ediyorum. Emrin 3. maddesinde kapsamına girmiyorsa işletmeniz çalışabilirsiniz. Ne ürettiği önemli değil ama dediğim gibi bundan sonra bakacağınız konu 4.1, 4.2 ve 4.3 maddeleri çalışan personelin nasıl organize edeceği ve önemli olan konu da ofiste veya depoda, üretimde, inşaat alanında çalışan personelin hijyen kuralları ile ilgili tedbirlerin alınması, eldiven takması, maske giymesi, belli periyotlarla ofislerin dezenfekte malzemeleriyle dezenfekte edilmesi, dışarıdan gelen çalışmayla işi olmayan müşteri veya misafir kabul edilmemesi gibi kuralları uygulamanız gerekir. Bunu yine internet üzerinden epidemi, salgın hastalıklarla ilgili işletmelerin uygulayacağı iş güvenliği kuralları içerisinde bulabilirsiniz. Evet, bunlar vereceğim size cevaplar. Bu konuda biz eminiz. Çünkü çalışamayacak işletmeler dediğim gibi parakende sektöründe siz üretim yapıyorsanız, inşaat yapıyorsanız çalışmanız mümkündür. Sizin takip edeceğiniz konu temel ihtiyaç malzemeleri, tüketim malzemeleri, ürünleri her gün farklılıklar gösteriyor. Bunları internet üzerinden takip ediniz. Ve farklı cezalar da uygulanabilir. Tabii bu şu demek değil, çalışmayan kişi sokakta gezecek anlamında değil, evde kendinizi izole edin ve sağlıklı kalmaya çalışın. Evet, bugün vereceğim bilgiler bu kadar. Sağlıcakla kalınız.